بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين عزيز مؤمن لر Şerefli Müslümanlar, geçen dersimizde bizi nasıl ve nereden yıktıklarını, Cemiyet-i İslamiye'yi nereden tahribe çalıştıklarını izah sadedinde göz üzerinde durmuştuk, göz üzerinde. Gözlerin hakikatini, gözlerin üzerindeki ilahi ahkamı bütünüyle bilmeliydik ki bizi gözümüzden avlamaya çalışan hainlere daha güçlü, daha tedbirli karşılık vermeye çalışalım. O bakımdan bu mevzuyu ve bu mevzu ile alakalı hükümleri bugün toparlayıp neticelendirmeye çalışacağım. Daha sonra inşallah bu gayretler, bu çırpınışlar, bu çalışmalar devam ettiği müddetçe İslami tebliğatın en mühim mevzu ve meseleleri huzurlarınıza inşallah arz edilecektir. Bizim gayemiz tabi zaman zaman söylüyorum, kesinlikle bilinmesi lazım olan mesele şudur ki, biz müminler, Müslümanlar olarak Allah'ı tanıtmaya, sevdirmeye memur insanlarız. Biz yeryüzünü karıştırmaya değil, yeryüzünü barıştırmaya memuruz. Biz insanları ayırmaya değil, uyarmaya memuruz. Biz insanları sövdürmeye değil, sevdirmeye memuruz. Biz insanları kırıcı olmaya değil, yapıcı ve kurucu olmaya memuruz. Bu memuriyetin şuuru halkındayız. Allah'ın Resulü, fahri kainatın bütün beyanat ve tebliğatını gördüğümüz zaman bir tek noktada toplandığını görüyoruz. Buyurmuşlar ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, حَبِّبُ اللّٰهَ اِلٰى عِبَادِهِ يُحْبِبْكُمُ Allahu Azimüşşan'ın sizi sevmesini istiyorsanız, Allahu Azimüşşan'ın size merhamet etmesini istiyorsanız, Allah'ı kullarına sevdiriniz, Allah'ın nizamını hayatınıza hakim kılınır diyor Resulullah. Allah'ın nizamı hakim olmadıkça kimse kimseyi sevmeyecektir. Allah'ın nizamı hakim olmadıkça hiçbir vicdan öbür vicdana bağlanamayacak. İnsanlık, kardeşlik, hakikat, fazilet, adalet, iffet, haysiyet, şahsiyet teşekkür etmeyecektir. Bizim çırpınışlarımız bunun için. Ve bu gayeden başka bir gaye taşımıyor yüreklerimiz. Bu gayeden başka bir gaye söylemiyor lisanlarımız. Bizim yerin altında, yerin üstünde karanlık ve kapalı hiçbir örgütümüz, teşkilatımız yok. Bütün sivil erkanı, askeri erkanı her zaman söylediğimiz gibi bizim öyle gizli, kapalı, karanlık, vahşi, silahlı, külahlı, kafir, melun hiçbir cemiyetimiz yok. Bizim bir tek cemiyetimiz var. Hepinizin bildiği İslam cemiyeti. İslam cemiyeti. Bizim bu cemiyetimizin genel merkezi demin, deminden beri gönüllerimize
bir letafet, bir ruhaniyet serpiştiren Nimetullah hocamızın dediği gibi İslam cemiyetinin genel merkezi Mekke-i Mükerreme'deki Beytullah'dır. İslam cemiyetimizin genel başkanı şu anda Medine-i Münevvere'de ruhaniyetiyle alemi İslam'ı seyreden Cenab-ı Muhammed Mustafa'dır. İslam cemiyetimizin tüzüğü, nizamnamesi şu elimde gördüğünüz Kur'an-ı Azimşan'dır. Bütün bu camiler genel merkezimize bağlı birer İslam cemiyetinin şubeleridir. Bütün müminler bu cemiyetin üyeleridir. Zenginler her sene zekat olarak bu cemiyete üye ve aidat ederler. Biz bu gayeden başka bir gaye taşımadık. Taşımayacağız. Bütün müminler, şarkın ve garbın müminleri, Japonya'dan tutun da İspanya'ya kadar bütün müminler kardeşliğe Allah'ın dostudur ve İslam nizamını hakim kılmak için kelebek kelebek uçuşan birer Allah fedaileridir. Başka bir gaye, başka bir gayret taşımıyor bizim yüreklerimiz. Onun için Müslümanlardan endişe duymasınlar. Müslümanlar yeryüzüne sulhu hakim kılmak için, insanları birbirine kardeş yapabilmek için çırpınan gerçek insanlar, Allah'ın dinini tebliğ etmeye memur birer ensar durumundadırlar. Mevla cümlemizi bu yolda muvaffak eylesin inşallah. Efendiler, göz üzerinde durmuştuk, biraz daha durulması iktiza ediyor. Çünkü bizi, kadınlarımızı ve kızlarımızı gözlerimizden avladılar. Gözlerimizden yaraladılar, gözlerimizden bizi mahkum ve mağlup ettiler. Bu nokta üzerine duracağız. Eğitim sistemimizde dahi gözünüzle görmediğiniz şeye inanmayın fikri, fikri fasidi ve felsefeyi batılası devamlı olarak işledi. Laboratuvar deneylerinden başka hiçbir şey kabul etmeyin fikri ve mütemadiyen gözlere ve gözün hakikatine nüfuz etmeden sadece şekle ve kalıbına inandırılmakla telkin altına alındı nesillerimiz. Eğitimde, cemiyette, her şeyimizle ve her şubemizle bu noktadan avlandık, bu noktadan tahrip edildik. Fakat işin gerçeği söylenmedi. İlmen, fikren bugün ortada bazı gerçekler var. Göz dediğimiz şey, göz dediğimiz görme vasıtası, görme hassası bugün ilmen sabittir ki bazı meselelerde aldanıyor. Göz yanılması denilen bir gerçek var, göz yanılması. Mesela hepimizin kullandığı, bildiği, tanıdığı elektrik ampulünü fizik ilmi misal veriyor. Elektrik ampulüsü gördüğünüz ampul. Bunun içinde rezistans teli diye bir tel var. Çatallı bir tel. Rezistans teli. Yani direnç, şiddet teli. Bu ampulün içerisine elektrik cereyanı, elektrik akımı geldiği zaman bu rezistans telini durmadan sıkıştırıyor. Kızıştırıyor. O kadar şiddetli ve hızlı bir şekilde kızıştırıyor ki sonunda o tel kızarıyor, parlıyor, etrafa ışık saçmak zorunda kalıyor. Etrafa ışık saçmak zorunda kalıyor. Biz devamlı olarak içeride devamlı bir ışığın yandığını görüyoruz. Hayır, devamlı bir şey yok. Elektrik enerjisi o teli saniyede 50 defa sıkıştırıyor. 50 defa bu şekilde durmadan tahrik ediyor. Saniyede 50 defa devam ettiği için hiçbir insanın gözü bu sıkıştırmayı göremiyor. Sanki devamlıymış gibi bu ışık intikal ediyor. Devamlı bir şey yok. Haddi zatında saniyede 50 defa yanıp sönüyor, yanıp sönüyor, yanıp sönüyor. Bu yanıp sönmedeki kısa zaman aralığını gözümüz takip edemediği için devamlı yanıyor zannediyoruz. Devamlı değil. Bütün fizik bunu ispat etmiştir. Öteden sinema şeritlerini biliyorsunuz. Beyaz perdede bazı hareketler var sinemada.
televizyon ekranında bazı hareketler var. Koşuyorlar, gülüyorlar, ağlıyorlar, düşüyor, kalkıyorlar. Böyle bir şey yok kendi zatında. Gözün yanılmasından meydana gelen bir hadise bu. Zira beyaz perdede ne koşan bir adam var, ne de televizyon aynasında gezen dolaşan kimse var. Hiç böyle bir şey yok. Ya ne var? Cansız resimler var. O kadar çok resim çekilmiş ki, o makinenin merceği, ışıklı merceğinin adesesinin önünden bir resim geçiyor. Yuvarlak bir halka dönüyor. O resim geçerken gözün oraya ilişiyor. O resmin görüntüsü gözünden kaybolmadan ikincisi geliyor. O kaybolmadan üçüncüsü geliyor. Saniyede 16 resim geçince koşan bir adam varmış gibi yürüyen bir resim görüyorsun, ona film ismini veriyorsun. Göz yanılıyor. Gözün üzerindeki görüntü kaybolmadan ikincisi, o kaybolmadan üçüncüsü, o kaybolmadan dördüncüsü geliyor. Hızlı bir resim görüntüsü akıp devam ettiği için sen sinemada, filmde, aynada bir adamı koşarken görüyorsun. Haddi zaten ne böyle bir adam koşuyor ne de böyle bir canlı hareket var. Göz yanılması deniyor buna. Ve bunu bizim gözümüz takip edemiyor. Devamlı kainat değişiyor. Devamlı durmadan bozuluyor, çözülüyor. Her an yuhyi ve yumit olan Allah-u Azimüşşan'ın hükmü ve kanunu devam ediyor. Her an yuhyi ve yumit Allah-u Teala öldürür, diriltir, öldürür, ampulün içinde saniyede 50 defa sönüyor, yanıyor, sönüyor, yanıyor. Bu sürati takip edemiyorsunuz. Öbürü de öyle. Bunu öldükten sonra dirilmeyi inkar eden bir adam geliyor Hazreti Mevlana'ya, kaddesallahu sırrahul ali. Hazreti Mevlana'ya geliyor, öldükten sonra dirilmeyi inkar ediyorum ben diyor. Böyle şey olamaz. Ölmüş bir adam nereden daha kalkıp dirilecek? Hazreti Mevlana sol elinin şehadet parmağını uzatıyor, şu parmağınla gözlerini kör ederim senin diyor. Ve adam bir şey anlamıyor. Yani ilahi kudreti bu şehadet parmağımla gözüne sokarım manasına kullanıyor. Gözüne sokarım. Ne var bu parmakta? Bakın bakalım. Yumuşak etin içerisinden çıkan bir tırnak var. Sert bir kemik madde. Yumuşak etin içinden sert bir kemik madde çıkıyor. Parmağınızın tam hizasına, ucuna kadar geliyor. Ucuna kadar kanlı, canlı, hayatiyeti olan bir tırnak devam ediyor. Parmağınızın ucunu geçer geçmez tırnağınız ölüyor. Kestiğiniz zaman hiç acımıyor. Parmağınızın ucuna kadar canlı, parmağınızın ucunu geçti mi ölü. Her an burada yuhyi ve yumit, öldürüyor, diriltiyor. Öldürür de Cenab-ı Hak parmağınıza bunu bizzat tecelli ettiriyor. Tırnağınızın üzerinde yuhyi ve yumit olan Allah her an hadisatı takip ettiriyor. Şu canlı tırnağınızı kesseniz kan akar, acır, sızlar, ağrı yapar. Ama parmağınızı geçtikten sonra uzayan tırnağınızı kesseniz acımaz. Niye? Ölüdür. Aynı yerde parmağın ucunda hem ölüm hem hayat devam ediyor. Her an ölüyor, diriliyor, ölüyor, diriliyor. Yuhyi ve yumitun Allah parmağında tecelli ediyor. Öldükten sonra diriliş inkar edilir mi? Her an tazeleniyor. Hayatta hiçbir şey sabit değil. Her an taze, yeni, 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 devamlı tazeleniyor. Siz ayağınıza en kuvvetli bir köseleden bir ayakkabı giyseniz, en sağlam bir köseleden ayakkabı giyseniz de devamlı dolaşsanız 6 ay sonra o kösele deliniyor, yırtılıyor. Aşınıyor, yırtılıp gidiyor. Ama bir adam 60 sene yalın ayak dolaşsa ayağı delinmiyor, yırtılmıyor. Niçin? İlim diyor ki o ayağın altındaki derinin içindeki hücreler her daim tazeleniyor. Aşındıkça yerine yenisi, yenisi, yenisi geliyor. Her saniye tazeleniyor. Sen bunun farkında olamıyorsun. Bir ilahi nizam var tabiatta, alemde, üzerinde. Şu kaşlarınızı kökünden tıraş ederseniz kaşlarınızı, yerine aynen kaş geliyor.
bu kaşınızın derisinin altındaki hücreler derhal bağırsaklara, mideye haber veriyor. Benim adam kaşlarını tıraş etti. Ey bağırsaklar, ey mide, bana gıda gönderin, derhal burada onun yerini aynı kaşı inşa edeceğim diyor. Kaşlar büyümeye başlıyor, bu derinin altındaki hücreler kaşı yapıyor. Kaşlarınız evvelce kaç santim ise o santime gelir gelmez büyüme duruyor. Bir daha büyümüyor. Ölçüyor, biçiyor boyunu, enini, yönünü, her şeyini tayin ediyor. Eskisi gibi olduktan sonra o boyda hemen duruyor. Sana hükmeden bir kudret, yuhyi ve yumit olan bir Allah var. Yeryüzünde ne kadar insan varsa, geçen ders dedim ki, hiçbir insanın yüzü, çehresi öbürünün aynı değildir. Mutlaka farklı. Aynen bunun gibi her insanın parmak izi hiçbir insanınkine benzemiyor. Katiyen ve katibeten. Amerikalı bir profesör yazdığı bir risalede aynen şöyle söylüyor. Kliniklerde vesaire yerlerde 17 milyon insanın parmak izini aldım. Hiçbirisi vallahi diğerine benzemiyor diye yemin ediyor adam. Katiyen benzemez. Suçlu, suç işleyen bir sürü insanlar parmak izinde yakalanabiliyor. Demek ki Cenab-ı Hak senin şu küçücük parmağında bütün kudretini tecelli etmiş. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü diye baş parmağını, şehadet parmağını kaldırırken bu hakikati tasdik ediyor, kalbine ikrar ediyorsun. İman buna derler. O kadar mühür vurmuş ki Cenab-ı Hak parmağına, eline bir usturayı alsan da şu parmağının altındaki parmak izlerini kökünden salatalık gibi kazıyıp atsan, patatesin kabuğunu soyar gibi soyup atsan, o parmağındaki canlı hücreler çalışıyor, yerine aynı parmak izlerini getirip koyuyor, aynı seni tatil ediyor derhal. Hiç kaybolmuyor. Bir daha kesersen yine gelir, bir daha kesersen yine gelir. O çizgiler, izoterim, izotoplar, o yuvarlaklar, o dalgalar hiçbirisi kaybolmaz. Öyle bir mühür-ü Rabbani vurulmuş, öyle bir mühür-ü Rahmani vurulmuş ki, demek ki Cenab-ı Hak seni o kadar biliyor ki, seni o kadar tanıyor ki Hazreti Allah, senin parmağının izindeki sayıları, şekilleri, daireleri o kadar biliyor ki, bir başkasında aynı şekli yaratmıyor. Senden ne kadar haberi var Allah'ım? Seni ne kadar biliyor Cenab-ı Hak, görüyor musun? Öyleyse elinle, gözünle, kulağınla, kalbinle sakın Allah'a isyan etmeyesin. O seni çok iyi biliyor. İşte aziz kardeşlerim, bütün bu gerçekler gösteriyor ki üzerimizdeki azayı, eczayı yerli yerine oturtan Hazreti Allah'ın bunları nasıl kullanacağımızı en iyi bilen de odur. Göz üzerinde hükümler vardır. Evet. Şimdi bunlarla alakalı ahkamı da kısa kısa görmeye çalışalım. Bakınız, Rabbil Alemin bizzat Cenab-ı Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e hitaben şöyle buyuruyor. Ya eyyühen nebiyyü. Ey Nebi-i Zişan! Ey Nebi-i Zişan! Aleyhissalatu vesselam! Kulli ezvacike ve benatike ve nisa-il müminin, kendi hanımlarına, zevce-i tahirelerine söyle, kızlarına, kerime-i pakizelerine söyle ve müminlerin hanımlarına söyle. Ne söyleyecek acaba? Yudnine aleyhinne min celabibihinne. Hasbel icab, sokağa çıkarken tepeden tırnağa elbiselerini, çarşaflarını giyinsinler, tanınmayacak bir hal ve kıyafet içinde öylece dışarı çıkmak durumunda olsunlar. Niçin ya Rabbi? Zalike, bu tutum, bu kıyafet, bu davranış,
etna en yurafne fela yüzeyn. Dışarıda o Müslüman hanımının tanınıp da eza ve cefa görmesine mani olunsun diye ben Allah'ım böyle emrediyorum diyor Rabbül Alemin. Tanınıp da eza etmesinler. Gözleriyle, sözleriyle, takipleriyle, tebhişleriyle, çeşitli yollarla Müslümanların hanımlarını sefihler, sefiller, reziller, aşağılık adamlar, alçaklar, o Müslüman hanımlarını fela yüzeyine eziyet etmesinler diye bu kıyafeti takınsınlar, sokağa çıplak çıkmasınlar diyor Hazreti Mevla. Celle Celaluhu. Rahman ve Rahim olan Allahu Teala. O kadar Rahman ve Rahim ki bu ayet-i kerime, bu emri ilahi Allah'ın en büyük rahmetinden başka bir şey değildir. Geçen dersimde söyledim. Bir ateş böceğinin karnında, ateş böceğinin karın boşluğunda elektrik meydana getiren Allah'a dikkat ediniz. Ateş böceklerini hepiniz biliyorsunuz. 30 tane ateş böceğini temiz bir cam kavanozun içine koyarsanız rahat rahat kitap okur, mektup yazabilirsiniz. Elektrik lambası oluyor. O hayvanın karnında Cenab-ı Hak gayet harikulade bir elektrik meydana getiriyor. Ama o kadar muazzam elektrik ki insanların yaptığı elektrik ampulü şöyle tuttuğum zaman parmaklarımı yakıyor. Isıya, enerjiye, hararete dönüyor bu. %90'ı ısı oluyor, %10'u ışık oluyor bunun. %100 elektrik yapamıyor kimse dünyada. Ama ateş böceğinin elektriğin Cenab-ı Hak Rahman ve Rahim olduğu için öyle bir elektrik yapmış ki soğuk elektrik. Onun elektriği sıcak olmuyor, vücudu yanmasın, zahmet görmesin, acımasın, ağlamasın, sızlamasın diye vücudundaki elektriği Allah-u Teala soğuk elektrik yapıyor. Onun elektriği soğuk elektrik yapmış. Hiç ısıya dönmüyor. %100 elektrik yapıyor bünyesinde. Elektrodinamo, mikrodinamo vasıtasıyla bugün hiçbir ilim adamının anlayamadığı bir harika sistem içinde o ateş böceğinde elektrik meydana geliyor. Bizim elektriğimiz gibi sıcak değil, soğuk olarak zuhur ediyor. Ta ki yanmasın, zahmet görmesin hayvan. Bir ateş böceğinin elektriği ona zahmet vermesin diye onu soğuk elektriğe çeviren Allahu Teala çok sevdiği insanları ve kadınları örtünün altına alır mı zahmet çeksin diye, demek ki eza görmesin, cefa görmesin, ceza görmesin diye rahmet olduğu için, rahim ve rahman olduğu için kadınlara örtünmeyi emrediyor Hazreti Allah. Rahman olduğu için emrediyor. Zalike edna en yu'rafne fela yüzeyn. Bu kıyafetle dolaşmaları onların eza ve cefa görmemeleri içindir diyor Hazreti Allah. Avrupa ne söylüyor? Batı kültürü kafir Avrupa. Yok diyor, Müslümanların Kur'an'ı bu hakikati bilmiyor. Allah katiyen gerçekleri bilmiyor. Allah yalan söylüyor diyor Avrupa. Öyle bir şey yok. Tam tersine kadınların örtünmesi, kadınların çarşaf giymesi, kadınların tesettür altında olması kadınlara zulümdür. Kadınların hürriyetini mahvetmektir, kadınları kafes altında mahkum etmektir diye Allah'ın bu hükmüne tamamen tersine çıkıyorlar. Avrupa'nın tavrıyla Müslüman'ın tavrı birbirine o kadar zıt ve o kadar aykırı ki. Müslüman nasıl onlara aldandı bilemiyorum. Ancak eşya, Cenab-ı Hak bir eşyayı bile tabiata getirirken çırçıplak getirmiyor. Siz kabuğu soyulmuş bir halde bir muz, bir portakal, bir limon, bir karpuz görüyor musunuz? Muz dediğimiz o harikulade meyvenin üzerinde ilahi bir tesettür var, ambalaj var. Karpuzun kabuk halinde ambalajı var. Portakalın ambalajı var. Her şeyin ambalajı var. Cenab-ı Hak eşyayı bile yaratırken tesettürsüz yaratmamış. Bir arı bal yapmak için evvela peteğini yapıyor. Petek olmadan katiyen bal yapmıyor. Evvela tesettür, evvela onun kalıbı, onun mahfuziyeti, onun mahcubiyeti meydana geliyor. Sonra icraat başlıyor. Amerikalı bir ilim adamı yine
o kadar harika bir çalışma yaparak parıl parıl parlayan bir camdan, cam eşyadan arılar için tepek imal etmiş. Camdan, her taraftan görünebilen böyle pırıl pırıl billuri bir şekilde arıların bar yapması için tepek yapmış. O peteği koymuş oraya, arılar başlamışlar, çiçek tozlarını getirip bal yapmaya başlamışlar ama daha bal yapmadan evvel ağızlarında meydana getirdikleri o bal mumuyla Amerikalının yaptığı o camdan, her taraftan görünen camdan yapılan o pepekleri içeriden sıvamaya başlamışlar. İçeriden sıvamaya başlıyor. Kimse görmeyecek. O sanat-ı ilahiyi göstermiyor. Her şey ambalajlı dünyada. Her şey tesettürlü geliyor. Siz de aynı şeyi yapıyorsunuz. Bir manava gidip de bir kilo patates aldığınız zaman, bir kilo domates aldığınız zaman, onu bir kese kağıdının içine ambalajlıyor, tesettürlüyor, örtüyor, kapatıyor, eline veriyor senin ve sen de onu kapalı kapalı getiriyorsun. Ey Müslüman! Bir kilo patatesi evine getirirken, eline alırken onu bir kese kağıdıyla örtüyor, kapatıyorsun da senin kızın ve karın bir kilo patates kadar değer yok mudur ki çırçıplak soyup dolaştırıyorsun? Gözlerden uzak tutacaksın. Allah-u Teala Rahman olduğu için bu emri veriyor. Bakınız, Kur'an-ı Mübin'de, geçen ders temas ettim ama geniş tefsir etmedim. Hepiniz biliyorsunuz, Allah-u Teala bu mevzuda emrini, fermanını buyururken gerek erkeklere gerekse kadınlara ilk defa göz hükmünü haber veriyor. Kulli müminine Habib-i Zişan'ın, Resul-i Zişan'ın Müslüman olan erkeklere söyle yahuddu min ebsarihim gözlerini yabancı kadınlara dikip dikip bakmasınlar. وَيَحْفَزُوا فُرُوْجَهُمْ böylece namuslarını muhafaza etsinler. Tefsir alimlerimiz diyorlar ki, Cenab-ı Hak niçin كُلِّ الْمُؤْمِنِينَ dedikten sonra يَحْفَزُوا فُرُوْجَهُمْ denedi de evvela gözlerini kapasınlar, sonra namuslarını muhafaza etsinler diye göz hakkındaki hükmünü Cenab-ı Hak ayette niçin başa aldı? Evvela yahuddu min ebsarihim diyor, sonra yahfazu furucehim diyor. Neden ya? Gözü zikrettikten ve göz üzerindeki hükmünü belirttikten sonra oluyor. Çünkü meseleler var burada. Yine bu mevzuda bir cilt mütehassısı, insanların derisi üzerinde çalışan bir profesörün yazısı var bende. Yabancı kaynaklı bir profesör. Kadınların ve erkeklerin cilt hastalıkları üzerine çalışmış mühim bir mütehassıs. Emraz-ı cildiye, cilt hastalıkları profesörü. O adam geniş araştırma yaptıktan sonra Amerika'da cilt hastalıkları üzerine doktorluk yapmış, Avrupa'da yapmış, Asya'da yapmış, Afrika'da her tarafta gezmiş. Her tarafta cilt hastalıkları üzerine doktorluk yapmış. En sonunda diyor ki cilt hastalıkları dikkatini çok mühim bir şey çekti diyor. Çok mühim bir şey çekti. Beslenme standardı yüksek olan Amerikalı kadınların, Avrupalı kadınların o vitaminleri, kalorileri, gıda alma imkanları, zenginlikleri çok bunların. Her istediklerini yiyebiliyorlar. Proteinli, her türlü gıda, vitaminli maddeleri yedikleri halde Amerikalı kadınlarla Avrupalı kadınlar 35 yaşına 40 yaşına girer girmez birdenbire çöküyor, bakılamayacak kadar örsüyor, buruşuyor, kırışıyor. O kırışıklığı gidermek için durmadan bir arabanın kaportası gibi durmadan cila çekiyor, pudra çekiyor. Bu mümkün değil, bunu beden yapıyor bunu, organizma yapıyor bunu. Biraz terleyince, biraz yüzünü yıkayınca o pudralar, boyalar kayboluyor, yerindeki çukurlar, kırışlar yeniden ortaya çıkıyor. Bir daha pudra çekmeye başlıyor. Bu ne işkence, bu ne eziyet Allah'ım, bu ne ceza Allah'ım. Kadınlara Avrupa açıklar açığa vallahi ceza veriyor.
aynanın karşısına geçip de saatlerce yüzünü makyaj masasında boyayan kadın Allah'ın azabına uğramış zavallı bir yaratık olarak görünüyor. Profesör bunu ifade ettikten sonra bunun tam tersine diyor Asya'da, Hindistan'da, Pakistan'da ve buna benzer Sudan'da, Cezayir'de Müslümanların arasında da cilt hastalıklarıyla uğrun. Öyle kadınlar gördüm ki diyor, Müslüman cemiyet içerisinde yaşı 75 olduğu halde, yaşlı bir kadın olduğu halde yüzünde bir tek kırışıklık yok diyor. Pırıl pırıl duruyor. Niçin acaba? Merak ettim diyor, araştırdım, gördüm ki Avrupalı ve Amerikalı kadınlar tamamen dışarıya göre hareket ederek herkes bize baksın, bizi beğensin, gözlerini üzerimize diksin. Bir kadın sokakta dolaşırken ne kadar erkeğin gözü ilişirse o kadar iftihar ediyor. Gözlere hitap etmek için makyaj yapıyor. Erkeklerin dikkatini çekmek için pudra, boya, cila, şıllık, allık kullanıyor. Erkeklerin dikkatini çekmek için pedikür, manikür yapıyor. Tırnaklarını cilalıyor, dudaklarını boyalıyor, saçlarını kuaförde şekillendiriyor, kaşlarını yontuyor, her şekli veriyor, vücuduna şeffaf elbise giyiyor, rengini ona göre seçiyor, dekorunu, her şeyini ona göre seçiyor. Bana erkekler baksın diye köpekler gibi sürünüyor sokaklarda diyor. Yeter ki baksın. Bakarken tabii bugün ilim tespit etmiştir ki diyor, her erkeğin gözünden bir takım şualar fırlıyor. Şua. Gözümüzün içinden dışarıya bir takım ışınlar, şualar çıkıyor. Alfa, beta, gama şuaları gibi insanların gözleriyle göremediği bir takım şualar çıkıyor. Nitekim gece bir yere giderken ya gündüz gözünüz açıkken bir sinek gelip gözünüze bakıyor. Sinek. Küçük böyle. Sinekler insanın gözüne düşüyor. İnsanın gözüne bu sineklerin girmesinin sebebi diyor, insanın gözünden çıkan ışığın o aydınlığına çarpıyor sinek, oradan kurtulamayıp gelip gözümüze giriyor diyor. Gözden bir şua çıkıyor. Tıpkı ne gibi? Geceleyin yolda giderken asfaltın üzerinde arabanızın farlarına, arabanızın ışığına bir tavşanın gözü iliştiği zaman gözleri kamaşıyor, o tavşan gelip arabanın altında kalıyor. Işık çarpıyor ama. Tıpkı bunun gibi insanın gözünden öyle şualar çıkıyor ki sinekler kurtulamıyor, gelip insanın gözüne giriyor diyor. Gözden böyle zehirli şualar, yıkıcı şualar, her insanın gözünden dışarıya fırlayan bir takım yıpratıcı, yıkıcı, tahrip edici göz şuaları çıkmaktadır diyor. Avrupalı ve Amerikalı kadınlar çıplak dolaştığı için erkeklerin her çeşidinin dikkatini çekiyorlar. O erkekler de iştahla, şehvetle, zina arzusuyla bakınca gözlerinden çıkan yakıcı şualar o kadınların vücudunu yıpratıyor, çökertiyor, tahrip ediyor, kırıştırıyor diyor. Müslüman kadınlar tesettür altında, çarşaf altında olduğu için dışarıdan kimse bakamıyor. Gözlerdeki zararlı cereyanlar gidip ulaşamıyor. Peçeli, perdeli, örtülü olduğu için bu zararlardan korunuyorlar. 70 yaşına da gelse ihtiyar kadın pürüzsüz bir vücuda, kırışıksız bir cilde nasip oluyor diyor. İşte felâ-i üzeyn, eza görmesinler, rezil olmasınlar, kepaze olmasınlar, eziyet çekmesinler, fiziki veya metafizik yollardan tahrip olmasınlar diye kadınların gözlerden saklanmasını ve örtünmesini isteyen Allah'ın nizamını batıdaki bir ilim adamı ayar ortaya koymaktadır. Allah-u Teala Rahim ve Rahman olduğu için bu hükümleri verdi. Kur'an-ı Mübin'in ilk ayeti biliyorsunuz, bütün peygamberlere gelen ayetlerin başında Bismillahirrahmanirrahim var. Allah-u Teala Allah'ım dedikten sonra arkasından ben aynı zamanda Rahman'ım diyor. Rahim'im diyor. Yani çok merhamet. Evet. Aldatıyor çünkü insanları. Bu çıplak haliyle, vaziyetiyle gözleri, iştahları, zina arzularını bir anda o kadın üzerinde hayvani, şehvani, şeytani, nefsani arzular temerküz ediyor. Çarpışıyor. Bir santral çarpışıklığı meydana geliyor. Evet. Bu mevzuda bir şehrimizde
meydana gelen bir basit gibi görünen ama manalı olan bir hadiseyi haber verip geçeceğim. Bunu anlatırken kimseyi itham etmiyorum. Falanca böyledir, filanca şöyledir diye bir hükmüm yok benim. Sadece bir hadiseyi anlatıyor, değerlendirmesini sizin vicdanınıza bırakıyorum. Meşhur bir halı tüccarımız, Müslüman, mücahit, emri bil marufu yapan, nehy-i münker için koşan bir Müslüman halı tüccarı, bir gün bir erkekle bir kadın geliyor, o mühim ve büyük süslü halı mağazasının vitrininin önüne geçiyorlar dışarıdan. Kadın çırçıplak, sırtına kadar soyunmuş. Erkek tabii, erkek kıyafetiyle kapalı. O halı mağazasının dışarıdan vitrinine yaklaşıyorlar. Bakıyorlar, Vitrin o kadar güzel işlenmiş ki, o bir takım halılar, seccadeler vesaireler ışıklandırılmış, parlatılmış, ambalajlanmış, süslenmiş, fırçalanmış, temizlenmiş, boyalanmış. Vitrinde o kadar güzel görünüyor ki, bakmışlar, vitrine, kadınla erkek içeri girmişler. Beyefendi demişler, şu vitrinde şu halıyı çok beğendik. O kadar güzel ve süslü ki, lütfen onun benzerini indirir misiniz? Satın almak istiyoruz demişler. Halı tüccarı, Müslüman arkadaşımız, tabii emri bil marufu hiç ihmal etmeyen bir adam. Halıyı indirmiş, bakmışlar, etmişler, eylemişler. Ve beğenmişler tabii. Daha fiyatını konuşmadan tam zamanını ayarlamış tüccarımız, affedersiniz demiş, bey kardeşim, benim demiş vitrinde süslediğim, boyalandırdığım, cilalandırdığım o halıyı gördünüz, seyrettiniz, gözünüz beğendi, gönlünüz çekti, geldiniz bunu istediniz, satıyorum size. Acaba demiş, özür dilerim, şu kolunuzdaki hanım da kaça gidiyor acaba, fiyatı ne kadar bunun demiş. O efendim terk isterim. Utanmaz adam, ne demek bu benim hanımım? Kardeşim demiş, ne bağırıyorsun? Ben tüccarım, eşyayı cilalı, parlak, böyle ambalajlı bir halde herkes görsün, beğensin, herkesin iştahı çeksin diye ben vitrinime mal koyuyorum. Senin hanımı da benim halılar gibi süslü, cilalı, boyalı görün, satın zannettim yahu demiş, fiyatını soruyorum ben. Aynen böyledir ya. Bunu söyler söylemez, hadise aynen şu. İsim vermeyeyim, özellik olmasın diye, hususilik olmasın diye. O kardeşimiz hala hayatta. Birdenbire diyor hacı, o kadın kolunu o erkeğinden çekti, hemen oturdu ağlamaya başladı diyor. Hacı efendi de diyor, benim en mühim ızdırabıma temas ettiniz. Ben falanca Müslümanın kızıyım ve bu adamın da hanımıyım. Ben örtülü ve kapalı gelmiştim. Ama bu adam beni açtı, beni soydu, beni sokaklara serdi. Madem derdine parmak bastın, derhal şahit olacaksın. Ben ayrılmak istiyorum dedi diyor. Kopacağım buradan. Hüngür hüngür ağladı diyor. Kadının vicdanından gelen, imanından gelen ağlamayla kocası da dayanamadı. Ben de bütün perişanlıklardan vazgeçiyorum. Hemen ben de namaza başlıyorum dedi diyor. İkisinin tekrar nikahını tazeledim diyor. İmanlarını yeniledim. Yeniden sarmaş dolaş oldular. Daha yeniden evlenmiş oldular. Yeniden karı koca oldular diyor. Vay zalim medeniyet. Kafir Avrupa. Gözlerimizden bizi yakaladı. Aile hayatımızı, kendi gözümüzü kurşun gibi yüreğimize saplayarak dünyamızı, maneviyatımızı, mukaddesatımızı parçaladı. Ey Müslüman, kendine gelmeyecek misin? Etrafını ibretle, dikkatle, hikmetle takip etmeyecek misin? İşte bu gerçeklerle nazar denilen meselede ne kadar korkunç hakikatler olduğunu şimdi hükümleri de arzına geçmeyeyim. Bakınız, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimiz, bizzat Hazreti Ali kerremallahu vecehe Efendimiz'e ve onun şahsına bütün Müslüman gençlere, Müslüman kız ve erkeklere şu emri veriyor. Ya Ali, la tutbi'in nazraten nazra. فَإِنَّ لَكَ الْاُولَى وَلَيْسَ لَكَ الْآخِرَةِ
ey Ali ve ey müminler, dışarıda birdenbire yabancı bir kadın, anneniz değil, bacınız değil, halanız değil, teyzeniz değil, yabancı bir kadın gözünüze ilişir ilişmez, hemen arkasından gözünü çek, ikinci defa sakın bakmayasın. La tutbi'a, tabi kılma, bakma. En nezrete en nezrete. Birinci bakışın peşinden ikinci defa bakmayasın. Fe inne lekel ula. Haberin olmadan bu birinci bakış senindir. Ve leyse lekel ahiret. İkinci defa dönüp bakman şeytandan ve şehvettendir, felakettir. Gözlere hakimiyet emrediyor. Niçin? Fe inne lekel ula. Bu ansızın gözüne ilişen nazar senin, ikinci defa iradeyle, ihtiyarla dönüp baktığın zaman o nazar senin değil diyor. Niye? Ne oluyor acaba? İşte Mevlana burada ortaya çıkıyor, diyor ki, bir Müslüman sokakta çeşit çeşit kadınlara bakmak imkanı bulursa, haramdan günahtan sakınmaz da gözleriyle dışarıyı seyr-i temaşa ederse, netice hayalinde en sevdiği, en beğendiği, en çok tesiri altında kaldığı kadının kılıfı, kılığı, biçimi, yapısı, endamı aynen o Müslümanın hayalinde canlanır, canlanır, canlanır. Kaldı orada. Artık o ikinci bakış yabancı bir kadının sureti ve tecellisi olarak hayaline intikal eder. Hafızasına intikal eder erkeğin. Ne olur böyle bir şey olursa? Evli olduğu halde kendi ailesiyle Allah'ın emrine meşru muameleye girdiği zaman kendi helalıyla, hanımıyla değil, hayalinde canlandırdığı o çıplak kadınla aynen zina etmiş olur diyor. La tutbi'in nazraten nazra. Öyleyse, öyleyse ikinci bakışını sakın disiplin altına al. Gözlerini frenle, hayalini kirletme, aile hayatına yabancı bir çıplak kadının hayali girmesin, hanımın lekelenmesin buyuruyor. Ne hadise ya Rabbi. Ne hadise. İşte bu noktaya gelmişken, bakınız burada bütün fıkıh kitaplarındaki hükümlerden birkaçını da arz edeceğim. Fıkıh kitaplarında. Şöyle ki, fıkıh kitaplarımızda hürmet-i müsahere diye bir şey var. Hürmet-i müsahere. Yani hısımlık yoluyla. Hısımlık, hısım. Siz birisinin kızını alıyorsunuz, kızını aldığınız aileyle hısım oluyorsunuz. Hısım. Müsahere. Sıhriyet yoluyla akraba oluyorsunuz. Siz artık kızını aldığınız bir kadınla evlenemiyorsunuz. O sizin kayınvalideniz oluyor. Kayınvalideniz size haram oluyor. Niye? Kızını aldınız. Hısımlık kurdunuz. Bu şekilde. Sizin aldığınız hanım sizin babanıza haram oluyor. Babanız kendi geliniyle evlenemiyor. Yasak oluyor. Haram oluyor. Hısımlık yoluyla haramlıklar zuhur ediyor. Aynen böyle olduğu gibi Hanefi mezhebinde, öbür mezheplerde mesele biraz değişik geldiği için oraya temas Hanefi mezhebinde bir Müslüman erkek hasbel kader şehvetine ve şeytanına aldanır da yabancı bir kadınla zina ederse o zina ettiği kadının annesini ve kızını ebediyen nikahlayamıyor. Haram oluyor. Hürmet-i müsahere tecelli ediyor. Hatta sadece zina ettiğiyle mi? Hayır. Bakınız, üç şekilde haramlık meydana geliyor. Birisi mes, birisi takdir, birisi nazar. Mes dediği yani dokunması, eliyle temas etmesi. Bir Müslüman erkek, yabancı olan bir kadınla, yani kız kardeşi, annesi filan olmayan, yabancı dediği yani akrabası yakını olmayan, yabancı bir kadınla tokalaşırken şehvet duygusu taşırsa, vücudunda bir ısınma ve elektriklenme olursa,
o tokalaştığı kadınla aynen zina etmiş hükmündedir. Onun kızını katiyen nikahlayamaz kendisine. Hanefiye'de hüküm budur. Hatta daha da hassas bir hüküm koymuş Hanefiye'de. Bir Müslüman erkek kendi kayınvalidesiyle, kayınvalideniz var, kızını almışsınız kadının. Kayınvalidesiyle tokalaşırken o dokunma organıyla temas tokalaşırken şehevi bir elektriklenme hissederse o kayınvalidesinin kızı ki adamın nikahlısı hanımıdır ebediyen o titreşimlendiği şehevi duygularla tokalaştığı kayınvalidesinin kızı yani kendi hanımı kendisine haram olur katliye yatamaz aradı bir daha. Bu mes, temas yoluyla korkunç hükümler ortaya çıkıyor. Kendine güvenemeyen kayınvalide tokalaşmasına benim şart değil ki. Hiç. Şeytan var, şehvet var, bir takım tehlikeler var. Hüküm ortada, Hanefi mezhebinde. Aynı şekilde bir Müslüman erkek hasbel kadar şehvete şeytana uyar da bir kadının avret yerine bakarsa bizzat fıkıh kitaplarında mahalli avret diyor. Mahalli avret. Avret yerini bir saniye içinde böyle gözüyle avret yerine bakarsa plajda, kumların üzerinde, dışarıda, at buyurun çeşitli yerlerde avret yerine bir saniye gözü ilişirse Allah katında Hanefi mezhebine göre o kadınla zina etmiş hükmünde olduğu için o gözüyle avret yerine baktığı kadının anasını ve kızını ebediyen nikahlayamaz kendisine. Haramlık ortaya çıkıyor. Nazarla haramlık ortaya çıkıyor. Nazarla. Aynı şekilde takdiyen öpmek suretiyle de aynı haramlık meydana çıkıyor ve çeşit çeşit facialar meydana geliyor. Bu hakikatleri bildiği içindir ki Osmanlı ecdadımız zamanında Osmanlı İslam Devleti zamanında ne kadar dikkat ediliyordu. Ne kadar ehemmiyet veriliyordu ki 9 yaşına girdikten sonra hiçbir Müslüman baba kızının diz kapağından yukarısına bir saniye bakamazdı. Zira Hanefi mezhebinde bir Müslüman baba öz kızı 9 yaşına girdikten sonra diz kapağından yukarısına bakarsa kendi kızıyla zina etmiş hükmünde kalıyor. Nazarını saklayacaksın. Nazarını hakimiyet altına alacaksın. Yahuttu min ersarihim. Basarlarınızı o hüküm altına alacaksınız. Hey gidi İslam cemiyeti. Osmanlı İslam cemiyetinde bakınız mesela Anadolu insanı, Anadolu'daki Müslüman erkekler, Anadolu'daki Müslüman delikanlılar ne kadar dikkat ediyorlardı, ne kadar dikkatimi çeker benim. Söyledikleri türkülerde bile bu iffeti terennüm ediyorlardı. Bu iffeti söylüyorlardı. Sizin de aklınızdadır hani bir türkü var. Anadolu insanının, Anadolu civan merdinin, Anadolu erkeğinin, Müslüman delikanlının söylediği bir terennüm vardı. Ey benim tahtı yârim, gönlümün bahtı yârim, yüzünde göz izi var, sana kim baktı yârim? O kadar dikkatli ve iffetli ki, ey benim bahtiyarım diyor. Bahtiyar insan. Bahtiyar demek yani her aradığını bulmuş mesul insan. Ey benim bahtiyarım. Gönlümün tahtı yârim. Gönlün taht kurmuş insan diyor. Nikahlısıdır vesairesi. Yüzünde göz izi var. Sana kim baktı yârim? Gözünde yabancı erkeklerin o kadının nikahlısının yüzünde nikahlı hanımının yüzünde yabancı erkeklerin gözünün izini arayan namus timsali adamlar. Allah Resulü aynen şöyle buyuruyor. İnne min ehlin nari nisaun kâsiyâtun âriyâtun mâilâtun mimilât. Resul-i Zişan ferman ediyor. Cehennem ehlinden olan bir taife var ki bir sınıf, bir zümre var ki cehennem ehlinden. Nisaun, bunlar bir takım kadınlardır.
bir takım kadınlar. Nasıl kadınlar ya Resulallah? Kâsiyâtun âriyât. Üzerlerine bir elbise giymişler ama üzerlerinde bir elbise var, anadan doğma çıkmamışlar, tamam. Giyinmişler kisveli, kâsiyât kisveli kadın demek. Örtünmüş, giyinmiş ama âriyâtun tıpkı çıplak bir kadınmış gibi herkesin gözü üstüne çekiyor. Tıpkı çıplakmış gibi erkeklerin nazarını çekiyor bu kadın. Mesela daracık bir pantolonu bacağına geçirmiş, vücudunu alçıdan bir kalıba koymuş gibi, önden ve arkadan avret mahallinin kalıbını bütün gözlere ve kaldırımlara dökmüş bu kadın. Hatta pantolon giymese bile, ne giyerse giysin, ne kadar entari giyerse giysin, vücudunun kalıbı, endamı, önden veya arkadan vücut hatları meydana çıkıyorsa, Allah-u Teala bu kadına örtünmüş demiyor, âriyâtün çıplaktır hükmünü veriyor. Bu haliyle ne oluyor? Mâilâtün meylediyorlar bu kadınlar. Kime? Kendine çıplak olarak dolaştığı için, başka erkekler bize baksın, baksın, baksın diye, bu kıyafete çıkan kadın, bakalım herkes bana bakıyor mu diye, o kadın da başkasına bakıyor. Hep göz görüyor musunuz? Gözlerden fırlayan küfür, etrafı kasıp kavurmaktadır bugün. Ve bu haliyle bir kadın, kıyafetini, elbisesini, onun bunun dikkatini çeksin diye tanzim eden bir kadın, sırtına kadar soyunan bir kadın, ince elbiseler ve şire bezlerinden mintanlar, gömlekler yapan bir kadın, çıplak dolaşmış hükmünde olan bu kadın, bu kıyafetiyle, bu tavırıyla, bu edasıyla Allah'a isyan için açılan bir isyan bayrağından bir farkı yoktur. Cenab-ı Hak kapatın, gizleyin, örtünün dediği halde o açılıyor, dökülüyor, dekolte oluyor. Bu haliyle ne diyor? Ey Allah, sen istediğin kadar örtünün deyin, soyunup çıkıyorum, kendi kıyafetimi sana isyan bayrağı haline kullanıyorum diyor. Böyle bir hale Müslüman nasıl razı olabilir? Mâilât kendisi durmadan meylediyor. Ona buna bakıyor, mümilât başkasını kendisine meylettiriyor. Dikkatini çekiyor, şehvetini çekiyor. Rûsühünne teahminetil buh. Bu kadınların başları, saçları, kafaları teahminetil buhdi. Aynen devenin hörgücü gibi şekil şekil alır. Kuaför salonlarında kimisi saçlarını kabartıyor, kimisi taratıyor, kimisi döküyor, kimisi şişiriyor, kimisi her çeşit. Aynen tarif etmiş Resulullah. Arkasından hükmünü belirtiyor. La yedhullel cennete. Bu gidişlerinden, bu kıyafetle, günahlarından tevbe etmedikçe vallahi bu kadınlar cennete giremeyecekler. وَلَا يَجِدْنَ رِيْحَهَا Cennetin kokusunu Allah onlara göstermeyecek, tattırmayacak. Nazarlar ne kadar korkunç görüyor musunuz efendiler? Nazarlar ne kadar müthiş, nazarlar ne kadar mühlik, ne kadar muhit bir hal almış bulunuyor. İşte aziz ve asil kardeşlerim, bu hükümlerin hepsi göz üzerinde tekrar ediyor, görüyor musunuz? Göz üzerinde tekrar ediyor. O halde bütün gücümüzle, bütün gayretimizle bu hususa dikkat edip aile hayatımızı disiplin altına almaya mecbur bulunuyoruz. Kimseyi tahrip etmek için söylemiyoruz. Uyanmaları, duygulanmaları ve İslam'ı hayatlarına hakim kılmaları için söylüyoruz. Ve size tekrar ediyorum, siz de bu gayreti gösteriniz. Her defasında çeşit çeşit kardeşlerimizi bazı nasihatlara getirmeye veya buradaki nasihatları onlara dinletmeye gayret edelim. Çarşamba günü ikindi namazından sonra Beyoğlu Ağa Camii'sinde vaaz ettim. İkinci dersim oldu ve inşallah devam edeceğim her çarşamba ikindi namazından sonra. Kardeşlerimiz bir gayret ettiler. Bu çarşamba günü Ağa Camii'nde 15-20 tane şarkıcı, darbukacı, bilmem ne kadar çalgıcı hep camiye gelmişler. Getirmişler. Onlara uygun bir ders yaptım. Hepsi çıktıktan sonra tevbe edip
tereddütsüz namaza başladılar orada. Hepsi şahit bu hadiseye. Elhamdülillah bir uyanma, bir dalgalanma, bir geniş çaplı bir intibah meydana gelmiştir. Yeryüzünün her tarafında günün meselesi İslam'dır. İşte Hoca Efendi'nin anlattığı gibi, Medine'de mekan tutan hocamızın söylediği gibi, Japonya'da, Kore'de, Hindistan'da, Afganistan'da, dünyanın her tarafında bütün Müslümanlar cıvır cıvır kaynıyor elhamdülillah. Allah en kısa zamanda yeryüzüne İslam'ı hakim kılacak inşallah. Haftaya buluşmak üzere. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi uzak yakın kadın erkek genç ihtiyar. Türbe toplaşan, bekleşen, ağlaşan, dinleyen mümin kardeşlerine İslam hakimiyeti görmeden ruhlarımızı alma ya Rabbi. Yeryüzüne ve yurdumuza İslam'ın hakim olduğunu bize göster Allah'ım. Göster bize ya Rabbi. Görünür görünmez kazalardan, belalardan, fitnelerden, fesatlardan, hasetlerden, şehvetlerden, şeytanlardan, iç ve dış düşmanlardan ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle ya Rabbi. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki arşa yükselen bir vecd ile buyurun. İman ve ikrar ile huzuruna cümlemizi kabul eyle ya Rabbi. Yurdumuz üzerinde, vatanımız üzerinde çeşit çeşit hesaplar için gençlerimizi birbirine kırdırtan ve öldürten kafir düşmanları kahru perişan eyle ya Rabbi. Başımızdaki idarecilere İslam hidayetini nasip eyle ya Rabbi. Silahlı kuvvetlerimizi İslam'ın bekçiliğine nasıl eyle ya Rabbi. Yurdumuzu yuvamızı parçalamak isteyen bir cümle düşmanlara fırsat ve imkan eyle ya Rabbi. İçinde bulunduğumuz kanlı hadiselerden, belalı, fitneli, buhranlı, sıkıntılı hallerden kurtuluşumuzu Kur'an'la nasıl eyle ya Rabbi. Meyhanelerde şişelerin içinde hayatını harcayan, kumarhanelerde ömrünü tüketen, doğru yolu İslam yolunu bulamayan bir cümle nasipsizlere İslam'ı nasip eyle ya.